Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve şu an yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde adeta ev hapsinde yaşayan Sedat Peker'in en çok değindiği isimlerin başında siyasi tarihin önemli isimlerinden biri olarak Mehmet Ağar vardı. Ağar hakkında pek çok iddia dile getiren Peker, Ahmet Nazari isimli İran vatandaşının çeşitli suçlarda kullanıldığını, kendisine Türk vatandaşlığı ve çakarlı araç dahi sağlandığını söylemişti. Peker'in kimliğini paylaştığı Ahmet Nazari, 1986 doğumlu, 36 yaşında. Aslen İranlı bir Türk vatandaşı. Tam veya gerçek adı ise Ahmet Karim Nazari Şirenjini'dir. Peker'in son olarak Eylül ayında Beykoz'daki evine saldırı düzenlenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendisinin öldürülmesi için pek çok suç örgütünün ayaklandırıldığını, Ahmet Nazari'nin de bu işin başına verildiği konuşuluyordu. Ardından Ahmet Nazari'nin Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker'e suikastin finansal ayağını üstlenmesi için yollandığı öne sürülmüştü. Nazari, bu karmaşık ilişkileri nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuklanarak hapse atılmıştı. Peker'in de günlerini adeta bir koruma ordusuyla geçirdiği ortaya çıkmıştı. Gazeteci Erkac Erer, o Nazari'nin hapse girmesinden önce tüm bu yapılan planları öğrenen Sedat Peker tarafından arandığını ilk kez açıkladı. Peker'e yakın kaynaklarla görüşen Acerer, Peker'in önce mesaj attığını ancak Nazari'nin önce Peker olduğuna inanmayarak ağır sözlerle cevap verdiğini, bunun üzerine Sedat Peker'in görüntülü olarak Nazari'yi aradığını, Nazari'nin şok geçirdiğini anlattı. Acerer, Peker'in Nazari'nin telefonunu buldurarak attığı mesajı şöyle aktardı. Duyduğuma göre benim kelleme talip olmuşsunuz. Bu işin organizatörlüğünü ve finansörlüğünü siz yapıyormuşsunuz. Beraber hareket ettiğiniz insanlar, mafya liginin üst insanları. Kendi kulvarınızda kalmanız gereken bir üst lige çıkmak istiyorsunuz. Ve bunu benim üzerimden yapmak istiyorsunuz. Benim kelleme talip olarak farklı bir alana geçmiş oldunuz. Hem Türkiye'deki sahiplerinize hem de işin tetikçiliğini üstlenenlere iletin. Bugüne kadar benim kellemi çuvala koymak için çok talipler oldu. Ancak bu işin sonunda bazı kelleler çuvalda olacak. Ama emin olabilirsiniz ki benim kellem onların arasında olmayacak. Erkac Erer, Sedat Peker'in çok açık bir şekilde gözdağı verdiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü. Sedat Peker bir formül yapmış ve neyin ne olduğunu çözüyor. Bu mesaj yollandıktan sonra ne olmuş? Ahmet Nazari bu mesajı gönderenin Sedat Peker olduğuna inanmıyor, ağır hakaretlerle kendisine cevap veriyor. Bunun üzerine Sedat Peker kendisini görüntülü olarak arıyor. Ne zaman arıyor? 3-4 ay önce, Birleşik Arap Emirlikleri'nde cezaevine girmeden önce. Onu aradıktan sonra Ahmet Nazari diye sesleniyor. Nazari şunu söylüyor, ''Ben havaalanındayım, sizi sonra arayacağım.'' diyerek telefonu telaşla kapatıyor. 3-5 saat sonra da mesaj yazıyor. Ben bu organizasyonun içerisinde değilim. Ancak sizin benimle ilgili şeyler anlatmanız üzerine ben de bütün düzenimin bozulmuş olmasından dolayı çok öfkelendim ve kırıldım diyor. Mesajın devamında da biraz daha sertleşerek şunu söylüyor. Kendine çok güveniyorsun. Bu yazdıklarından da bunu anlıyorum. Bu dünyada senden daha güçlüler vardır diyor. Bu noktadan sonra Sedat Peker'in yakınlarını anlattıkları var. 16 yaşımda bir elime musalla taşını, bir elime cezaevi parmaklıklarını alıp yola çıktım. İlk yola çıktığımda benim için çok iyi bir arkadaş ama 5-6 aylık ömrü var dediler. Bugün 51 yaşındayım. Tevekkül ettim, buna Allah karar veriyor, diyor. Bunları söyleyen tüm derinciler, tüm çeteciler, benim öleceğimi söyleyenlerin hepsi de toprağın altında yatıyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya paylaşımlarında Mehmet Ağar'ın İran vatandaşı Ahmet Nazari'yi Türkiye'de sakladığını, sonra da vatandaşlık verdirdiğini iddia etmiş ve görseller paylaşmıştı. Peker, basın danışmanı Emre Olur'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, tüm Avrupa'nın aradığı Ahmet Nazari'ye Eskişehir'den silah taşıma ruhsatı çıkarıldı. Bu konuda hizmet edenlere de 100 bin dolar hediye verildi, dedi. Nazari'nin Tolga Ağar'ın ortağı olduğu, çakarlı araçlarla gezdiğini söyleyen Peker, Nazari için ehliyet alınmaya da çalışıldığını söylemişti. Peker, Nazari'nin Avrupa'da arananlar listesinde olduğunu ancak Ağar'ın onu Türk vatandaşlığına geçirdiğini ve Türkiye'de farklı bir kimlikle dolaştığını ileri sürmüştü. Peker, en son Emre Olur isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Nazari ile alakalı bazı iddialarda bulunmuştu.
Emroğlu'nun hesabından yapılan paylaşımlar şöyleydi. Kıymetli dostlarım, Orhan Adıbelli'nin ölüm emrini veren aslında Murat Boyracı'dır. Murat Boyracı da Tolga Ağar'ın ortağıdır dediğimde bazıları inanmadı. Seher Yaşayacak isimli gazeteci bu ortaklığın resmi belgesini yayınladı. Tüm Avrupa'da aranırken yasa dışı şekilde Ahmet Nazeri'yi Türk vatandaşlığına geçirdiler dedim, yine inanmadınız. İran vatandaşlığını ve Türk vatandaşlığını kimliklerini de yayınladım. Orhan Adıbelli'nin oğlu da babasının oğluysa her şeyi anlatır. Ne bir eksik ne bir fazla. Tüm Avrupa'da aranırken adam İstanbul'un göbeğinde, Çavuşbaşı'ndaki plazasında rahatça suç işlemeye devam ediyordu dedim, yine inanmadınız. Bir gün gazetesi yazarı Timur Soykan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının Ahmet Nazeri'ye ait ticari belgelerle doğrulandığını kaydederek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına Şubat 2020'de geçmiş diyerek açıklamıştı. Timur Soykan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyleydi. Sedat Peker, dün Ahmet Nazeri'nin dünyada aranmasına karşın Mehmet Ağar tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığını iddia etmişti. Ahmet Nazeri'nin ticari belgeleri bunu doğruluyor. Nazeri Gayrimenkul Şirketi'ni Ahmet Nazeri Şirenjini ismiyle kuruyor. Merkezi İstanbul Ataşehir. 18 Şubat 2020'de Sicil Gazetesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesi nedeniyle şirket kaydında değişiklik yapıyor. Adı Ahmet Nazeriye ve yabancı kimlik nosu TC kimlik nosuna dönüşüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına Şubat 2020'de geçmiş. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yeni kimliğiyle şirketinin yapısında çok sayıda değişiklik yapıyor. Şirketinin 500 bin lira karşılığı payını yine yabancı uyruklu bir kişiye devrediyor. Ahmet Nazeri'nin kurduğu şirket Eylül 2020'de Ataşehir Varyap Meridyan'daki adresini Beykoz'a taşıyor. Çok sayıda adres değişikliği ve pay devri oluyor. 26 Nisan 2022'de şirketi Maslak'ta. Bu kez Nazeri 500 bin liralık payını Alman vatandaşı Akram Leyla Vural'a devrediyor. Ahmet Nazeri'nin adresi Eskişehir. Sedat Peker, Nazeri'nin Eskişehir Valiliğinden silah ruhsatı aldığını iddia etmişti. Yani bu bilgi de örtüşüyor. Tüm bunları araştıracak savcı yok. Mehmet Ağar'ın karanlık faaliyetlerini araştıracak yargı yok. Ama o karanlık faaliyetlerde çocukları katledilen cumartesi annelerine saldıran çok. Cumartesi anneleri gözaltında. İstanbul'da sonbahar aylarında peş peşe alışveriş merkezi çatışmaları dikkat çekmiş ve mafya yapılanmalarının boyutu ürkütmüştü. Sarıyer'de Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu grupların silahlı çatışmasından sonra İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin bahçesinde de silahlı çatışma çıkmıştı. Her iki çatışmada basit alacak verecek davası olarak basına yansımıştı. Olayların Türkiye'deki mafyanın bağlantılarıyla ilgili olduğuna dikkat çeken bir gün yazarı Timur Soykan, İstinye Park çatışmasının ucunun İran'da Ahmet Nazeri'ye uzandığını öne sürmüştü. Soykan, 250 milyon euroluk örtbasın fotoğrafları başlıklı yazısında olayın ardında Sedat Peker'in gündeme getirdiği çok büyük bir skandal, devasa bir para iddiası olduğunu söylemişti. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.